Ne yapmayı düşünüyorsun Aycan? Şu anda işte aynı karardayım yani. Tanımaya çalışıyorum. Nasıl ne yapmaya düşünüyorum? Neden Dani'yle beraber kahvaltı falan götürmedin? Mesela şey Adnan menemeni çok severdi. Hani gerçekten Adnan yemeğe çok düşkün biri. Evet. Bunları yapabilir. Her gelen menemen yaptı. Bence menemen yapma da başka bir şeyler yapabilir. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. He bilmiyorum. Sus sus duymamış oğlum. Allah kaybettim. Yemek yapmayı bilmemen Adnan için çok büyük bir eksi. Biliyor. Biliyor mu? Evet. Söyledin mi? Allah aşkına. Yani yemek yapmayı biliyorum ama çok teferruatlı yemekler yapamam. Yani yumurta menemen falan onları yaparım ama yok karnıyarıktı, mantıydı onları falan beceremiyorum. Ha. Yani denemedim daha doğrusu hiç. Karnıyarık, mantı falan. En sevdiğim yemekleri beceremiyorum. Mantıyı ben beceriyorum ama hazır. Onu ben de beceriyorum. Onu herkes beceriyor ya. Karnıyarık hiç yapamam. Ya karnıyarık çok seviyorum ben. Ama annem hiç yapmıyor. Karnıyarık pilav herkes sever canım. Çok cacık yanında da sarımsaklı. Ya Melis neden böyle patlıcan var mı yapak azıcık? Şimdi patlıcanı alıyorsun. Evet. Pijama şeklinde soyuyorsun. Tamam mı? Pijama şekli nasıl oldu? Yani şunun gibi. Bir siyah bir beyaz. Bir böyle. Siyah bir beyaz. Tamam. Aynen. Pijama tamam şekli diyor. Bu nasıl? Sonra ortadan yarıyorsun. Ortasını böyle Adnan yarıyorsun. Adnan bu kız fırına atıyorsun, pişiriyorsun. Çıkarıyorsun. Bir yerde de soğanı kavuruyorsun, sarımsağı kavuruyorsun. İçini yapıyorsun yani. Sus bakayım. Biberi kavuruyorsun. Meclis ablamız konuşuyor. Ondan sonra cımına. Kıymayı kavuruyorsun, domates tamam koyuyorsun, salça koyuyorsun, onları kavuruyorsun. Onu bir köşeye koyuyorsun. Sonra patlıcanı çıkarıyorsun, içine dolduruyorsun bunları. Patlıcan çiğ mi peki? Pişirdik ya fırında. Fırına koyduk ya. Ondan sonra tencereye diziyorsun. Kıymayı içine koyuyorsun harcı. Ondan sonra tencerede de iki tıkırdatıyorsun. Tamam. Al sana karnıyarık. Allah aşkına Melis. Şimdi sorar mısın ben ona? Ben hiçbir şey anlamadım. Melis bir bak bana. İki tıkırdat ne demek diye bir sorsana. Ben hiçbir şey anlamadım. İki tıkırdat ne demek? İki tıkırdat pişirmek. Böyle Türk kadını, ya iki tıkırdat. Türk ev kadını lisanıdır bebeğim. Herkes anlamaz. Pişirmek, pişirmek. Allah'ım bu kız evlilik programına gelmiş. Yemeğin iki tıkırdat ne demek onu bir sen git. Yemek ben yapma baştan söyledim. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Adoşum yolun başındayken geri dön. Bak bu kız yemek yapmayı falan da bilmiyor. Aç kalırsın ileride. Artık işin ciddiyetinin farkına varmamız lazım. Seda Hanım her gün geldiğinde ne diyor? Gong çok yaklaştı. Yani bu ne demek? Evlilik çok yaklaştı. Evet. Ve bu evden artık hiç kimse çıkmayacak. Madem bu kadar yaklaştıysa bu ilişkisi olan arkadaşların çok daha fazla bence özen göstermesi lazım. Bence bu kadar ilişkisi özen göstermesi gerekirken bu insanların strateji yapmaları neden? Yani strateji yapmayı falan bir yana bırakın da ilişkinizi güzelce yaşamaya bakın ya. Aşkım bence neyin peşindeler biliyor musun? İnsan bir tek Emre ve Hazal benim gözümde. Bak neyin peşinde insanlar biliyor musun? Artık diyorlar gong çalacak. İşte program bitecek. Ne koparırsak kârdır. Haftanın birinciliklerini alalım. Ondan sonra biz zaten evlenemeyeceğiz. Ondan sonra evlenmek de istemiyoruz. Büyük ödüle gidemeyeceğiz. Bu yüzden biz artık ne koparırsak kârdır. Haftanın birinciliklerini alalım, toplayalım, toplayalım. Onlarla çıkalım en azından buradan. Bu kafaya girmişler. Fark ettiniz mi bunu? Kısmen. Şimdi sizin ikinizin fark edememesini algılayabiliyorum. Daha çok yeni olduğunuz için. İlişkisi olanlar birinci oluyor bu evde biliyorsun. Ben daha çözemedim. İlişkisi olanlar birinci oluyor. Şu anda ciddiyi ben bir tek Emre ile Hazal'ı gördüm. Ben de bir tek Emre ve Hazal'ı yani. Gerçekten evlenecek ve gerçekten birbirine yakışan çift olarak Emre ve Hazal'ı görüyorum. Ya ben eskiden. Güzeller. Şöyle bir baktığımda. Yok yakışan değil de. Yakışıyorlar. Ha yakışan hepsi yakışıyor belki de bizim bence gözümüz alıştı bize öyle geliyor. Hepsi yok yok çok yakışıyorlar. Yani. Ben mesela eskiden şöyle bir baktığımda Cansel ile Eser benim gözümü çok doyururdu. Tek kalemle çok güzel şey yapardım ama artık bilmiyorum tat vermiyorlar. Kendileri de tat vermiyorlar. Sürekli yani kavga ediyorlar sürekli tartışıyorlar. Sürekli kavga etmeleri falan değil. Strateji yapıyorlar. Strateji yaptıkları da çok belli oluyor. Belli olan bir şey de tat vermiyor insan anladın mı? Ya Adnan için şu an çaba sarf edeceğim diyor. Adnan hiçbir şey yapmıyor. Adnan'ı görmek için hiçbir şey yapmıyor. Bir sebep yaratmıyor. Onun talibi Adnan değil bence. Kesinlikle değil. Adnan yakışıklı boşta diye ona yöneliyor normalde. Yalandan öyle söylüyor bence. Dansçıyım falan demesi hiç boş şeyler değil.
Ya bilmiyorum. Adnan için gelen insan bir şeyler yapar. Geldiğinden beri hiçbir şey yapmadı. Kızım oturup Adnan... Ya ben Adnan için gelmiş olsam... Otururum. Evet. İlk önce Adnan için gelmiş olsam bir kere ilk önce menemen yapar götürürüm. Tamam mı? Ki. Yani, değil mi? Madem Adnan'ı izledin, hani, Adnan'ı evet, isteyerek geldi. Evet, hoşlandığın şeylerini bilmen lazım. Ya da mesela geldi, izleyerek bak. Gelmedi, yeni karar verdi. Gidersin, tamam mı? İşte eski bölümleri falan izlersin. Hani bu insanı kazanmak için ne yapabilirim? Bu insanın sevgisini, güvenini kazanmak için, içinde heyecan yaratmak için Adnan'a ne yapabilirim? Bir kere Başak Burcu çocuk, anladın mı? Hani ayrıntıcı ayrıntılara dikkat ediyor. Bunun bir kafasında bulundurması lazım. İşte bir iki menemen yapıp götürsün. Yapmayı bilmiyorsa bile gitsin konuşmak için bir sebep yaratsın. Dışarıdan alsın bir şeyler, bir şey yapsın yani. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.